Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıraat ile birlikte her sabah olduğu gibi karşınızdayız. Dün bilançolarda son gündü. Kimler gönderdi, kimler göndermedi, göndermeyenlerin hisseleri işlem görecek mi? Hepsini ve daha fazlasını biraz sonra konuşacağız. Ama öncesinde yeni güne başlarken rota portföye dönelim. Fon yöneticisi Selin Yıldırım bizimle beraber hem borsada teknik seviyeleri hem de dışarıda takip edilen ana göstergeleri konuşalım. Selin Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Neler bekler yurt içinde ve yurt dışında bugün piyasaları? Merhabalar, günaydın herkese. BIST 100 endeksi dün yine zayıf görünümünü sürdürdü açıkçası Borsa İstanbul tarafı. Ve BIST 100 9.665 seviyesinden kapanışını gerçekleştirmiş oldu. Aslında Eylül ayı genelinde hep zayıf bir görünüm hakimdi. Ve yaklaşık %1.7 kadar bir düşüş kaydetti ay genelinde de. Burada 9.700 altına gelmemiz olumsuz oldu diyebiliriz aslında. 9.500 desteği ikinci bir destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağısındaki geri çekilmelerine daha hızlı olabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu yüzden de biz bu tarafta temkinli duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. Bu hafta içerisinde baktığımızda ise olumlu senaryoda ne olabilir diye düşündüğümüzde Eylül ayı enflasyon verisini alacağız Perşembe günü. Burada medyan beklentiler %2.20 seviyesinde aylık eğilimde. Dolayısıyla da %2'nin altındaki bir eğilimde borsaya önemli bir katalist olabilir diye düşünüyoruz hafta içerisinde ve önümüzdeki haftanın devamında. Bunun dışında da para piyasası tarafına da bakacak olursak Merkez Bankası bilindiği gibi rezervlerini arttırmak amaçlı piyasadan dolar aldığında piyasaya TL veriyor. Dolayısıyla TL likitte fazlası oluşuyor. Zaman zaman ZK adımlarıyla ya da depo ihaleleriyle birlikte bu likiditeyi Merkez Bankası piyasadan çekiyor. Ama son zamanlarda geçtiğimiz haftalarda alt bant olan %47'lere yaklaşmıştık burada. Nitekim dün neyse ki hani 50-50 gibi ortalamada bir seviyede buluşmuş olduk. Dolayısıyla bu 50 üzerindeki eğilim devam ettikçe para piyasası tarafında destekleyebilir diye düşünüyoruz. Bunun dışında da yüksek faiz ortamında mevduat tarafında da çok rekabetçi ortam olmadığı için bu durumda yine para piyasası tarafını daha çok destekliyor para piyasası fonları tarafını. Ama faiz indiriminin de gündeme geldiği zamanlarda da borçlanma araçları tarafının da biz ilerleyen zamanlarda gündemde olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle bu verim eğrisinde kısa vadeli tarafa odaklanan fonların daha ön planda olabileceğini düşünüyoruz. Hisse tarafında da yine 5 Ağustos'a kadar olan süreçte açıkçası yaklaşık hisse fonlarına 48 milyar TL'lik bir giriş vardı. Şu anda yaklaşık 33 milyar TL düzeyinde. Dolayısıyla burada bizim temkinli duruşumuzu teyit etmiş oluyor. Altın tarafına da yine kısaca bakacak olursak burada olumlu görüşümüzü yine hem makro gündemde desteklediği için hem de jeopolitik riskler desteklediği için burada da olumlu görüşümüzü koruyoruz. Kısaca küresel tarafa da yine bakmak gerekirse yurt dışı gündemde bilindiği gibi PMI veri akışı yoğun bu hafta içerisinde ve Euro bölgesinden bugün enflasyon verisini alacağız. Manşette beklenti enflasyon hedefi olan %2'nin altında %1.8 açıklanması bekleniyor ama çekirdekte hala %2.7 gibi yüksek seviyede diyebiliriz beklenti. Fakat ECB'nin duruşuna baktığımızda enflasyon hedefi henüz gerçekleşmese de enflasyon hedefine yakınlaştıkça büyüme tarafında da endişelerin arttığını görüyoruz. ECB tarafından 25 bas puan faiz indirimi bekliyoruz biz Ekim toplantısında ki Almanya'daki enflasyonun da %2'nin altına gelmesi ve İtalya'da da yine %1'in altına da enflasyon görmemiz bunu da doğrular nitelikte diyebiliriz. Dün de konuştuğumuz üzere dün akşam Başkan Powell'un FED tarafında konuşmasını takip ettik. Burada çok önemli notlar çıkmadı ama genel olarak para politikasında daha temkinli duruş sergileneceği mesajı verilmiş oldu aslında. Geçtiğimiz hafta almış olduğumuz Cuma günkü aldığımız verilerde yine yumuşak iniş senaryosunu doğrular nitelikteydi. Ama bu hafta açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporu daha önemli olacaktır. Burada şu anda piyasa beklentilerine baktığımız zaman, olasılıklara baktığımız zaman 25 bas puan faiz indiriminin %68'lerde olduğunu görüyoruz. 50 bas puan faiz indirimi de %32 seviyelerinde. Ancak tarım dışı istihdam tarafında eğer beklenenden daha hızlı bir soğuma olursa 50 bas puan faiz indirim olasılığının daha da artabileceğini düşünüyoruz.
Rota Portföy Fon Yöneticisi Selin Yıldırım, çok teşekkür ederiz aktardığınız tüm bilgiler için. Bu arada dün bilançolarda son gündü dedik. Hemen şöyle bir not da eklemek istiyorum. Kat merciler ve Unpas tarafında işlem sıraları, finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle kamuya aydınlatma platformuna gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır. Bu notu da borsa açılışı öncesi hatırlatalım izleyicilerimize, ama bilançosunu elbette açıklayanlar da vardı son günde. Kimdi bu isimler ve acaba nasıl yorumlandı piyasa tarafından? En merakla beklenilenleri veya piyasa tarafından en yüksek hacim olanlardan başlayalım. Koza İpek grubundan başlayayım. Bir Koza altının zaten gelmişti. Koza Maden'e bakacak olursak ana ortaklık net dönem zararı 23 milyon TL. 2023'ün aynı döneminde 280 milyon TL net kar elde etmişti. Satış gelirlerine baktığımız zaman yaklaşık %20 oranında azaldığını görüyoruz. Brüt kar da yine yaklaşık %25 oranında azaldığını takip ediyoruz. Operasyonel giderlerde biraz bir miktar düşüş olduğunu kaydediyoruz. FAVE'ye baktığımız zaman 554 milyon TL civarında gerçekleştiğini görüyoruz yine Zeynep. Dolayısıyla bu açıklanan finansalların nötr etki yapmasını bekleyebiliriz Koza grubu için. İpek Maden'de de benzer sonuçlar var. 14 milyon TL net dönem karı vardı. Geçtiğimiz dönem aynı dönemde de 144 milyon TL'ydi. Tabii ki 2023 yılına göre bir daralma söz konusu. Satış gelirlerinin de benzer şekilde yine %20 oranında burada azaldığını yine takip ediyoruz. İPK'de brüt kârda %6'lık sadece yatay bir artış var. Operasyonel giderlerin de burada biraz daha ilerleme kaydederek %13 oranında azaldığını yine takip ediyoruz. Yatırım faaliyetlerinden yaklaşık 1 milyar TL gelir elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu kâr 2.7 milyar TL'ydi. Buradaki daralmanın aslında finansalları, bilançoyu da yine aşağı çektiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla parasal kayıp kazanç kaleminin altında 1.7 milyar TL'lik parasal kaybın da bilançoyu yine aşağı çeken kısımda olduğunu izliyoruz. Yani açılış itibariyle Koza ve İpek grubunda nötr ya da aşağı açılışlar görmeyi umarım. Karsan'a baktığımız zaman yine burada negatif olduğunu takip ediyoruz. Eczacıbaşı'nı da okuyacağım birazdan. Orada da yine negatif olduğunu açılış itibariyle söyleyebilirim. Genel olarak aslına bakarsan finansallarda hep bunu konuşuyoruz. İkinci çeyrek iyi bir dönem değildi. Üçüncü çeyreği de bu verilerle aslına bakarsan gidiyoruz. Yani üçüncü çeyrek finansalları da benzer rehberlikle aslında olacağını söylüyor bize. Karsan'a değinecek olursak net dönem zararına baktığımız zaman 285 milyon TL zarar açıkladığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu bilanço 270 milyon TL net kar açıklamıştı. Satış gelirlerine baktığımız zaman yatay oranında artma var, 577 milyon TL. Operasyonel giderler %13 oranında azaldı. FAVE'ye baktığımız zaman 374 milyon TL. Yatırım faaliyetlerinden 223 milyon TL zarar yazmış ve finansman tarafında ise net giderler yine 359 milyon TL. Hem yatırım faaliyetlerinden hem de operasyonel giderler tarafından olan kayıplar burada da yine bilançoyu aşağı çeken taraf olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak tüm bilançolarda aslına bakarsan bunu görüyoruz ki aslında en güçlü diyebileceğimiz bir önceki çeyrekte gelen finansallarda da bunu görmüştük. Mesela BİM tarafında geçtiğimiz hafta operasyonel giderlerin oldukça yüksek olması sebebiyle bilançonun kötü geldiğini ve hatta endeksi de aşağı çektiğini görmüştük. Bunlar bir önceki çeyrekte endeksin en popüler yıldızlarıydı. Ki şimdi hani bu kuvvetli gelen bilançolarda da finansal giderlerin çok arttığını görüyorsak, daha küçük sermaye şirketlerinde finansal şirketlerin finansal giderlerin bilançoyu gerçekten aşağı çektiği bir dönem içerisindeyiz. Bunda işte hem yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler, hem parasal kazanç kayıp kalemlerinin artık geçen seneki kadar kuvvetli olmayışı bilançoları aşağı çeken tarafta yer alıyor ve tabii faizlerin yüksek olması sebebiyle bunu da 3. çeyrekte de finansallarında da bu şekilde de devam edeceğini en azından anlıyoruz. Yani 3. çeyrek bilançoları da bizi çok iyi bir çeyrek olarak beklemiyor. Burada biraz finansal kuruluşları nedir o işte bankalar, sigortalar belki ya da finansal kiralama şirketleri belki, bunun yanında sigortacılık, hayat gibi şirketler, segmentler daha iyi olacaktır ama diğer taraftan reel sektör içerisinde veya operasyonel gidere çok maruz kalan işte tarafta marjların baskı altında kaldığını ve finansalları da etkilediğini görüyoruz. Eczacı ile yine bunlardan bir tanesi. 342 milyon TL. Eczacıbaşı ilaç. Eczacıbaşı ilaç. 342 milyon TL zarar açıklamış. Şimdi satış gelirlerine baktığımız zaman %12.6 oranında azaldı. Brüt kar marjına baktığımız zaman 17 puan birden azaldığını görüyoruz. %40.7. Gerçi yine brüt kar marjının yüksek olduğunu görüyoruz ama düşüş dikkat çekici burada da. Operasyonel giderler yatay. Net faaliyetlerinden elde edilen gelirler 108 milyon TL'yi gösterdi. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen
kısım sınırlı kalmış 38 milyon TL. Yine finansman tarafındaki net giderlere baktığımız zaman 180 milyon TL. Parasal kayıp altında 324 milyon TL. Dolayısıyla bu eksi eksi kalemlerle birlikte şirketin negatif zararı getiren bir bilanço olduğunu görüyoruz. Buradaki ikinci çeyrek zararıyla beraber 6 aylıktaki net dönem karı 146 milyon. Geçtiğimiz yıl bu yani ilk 6 ayda 650 milyon TL'ydi. Ciddi şekilde erozyonlar oluyor bilançoda. Şimdi detayları konuşmayı sürdüreceğiz. Öncesinde borsa açılışı geldi. Hemen söyleyelim, 7 puan karar yani %0,08'lik bir artıyla yeni güne başladık. 9673 puan Borsa İstanbul 100 ana endeksi yeni güne başladığı seviye olarak ekranımıza yansıdı. Bu esnada endeks yüzdeki 56 hisse güne yeşillerde başlangıç yaptı. Kırmızı başlangıçlarda 28 hisse var. 16 hisse ise yatay performansta. Kırılımlar tarafına da gidelim. O tarafa döndüğümüzde mali endekste yeni güne biz başlarken %0,19'luk bir artımız var. %0,34'lük bir artı yine banka endeksinden yansımış ve sanayi endeks yeni günde %0,0 artılık bir düşüşle başlangıcını yapmakta. Hal böyleyken hizmetler tarafı %0,16, ulaştırma %0,13 ve turizm endeksi de %0,17 kadar yükselişlerle yeni güne başladı. Kurlar tarafına döndüğümüzde dün Powell'ın ve Lagarde'ın konuşmalarını geride bıraktık. 34-19-13 seviyesinde dolar TL, 38-10-35 seviyesinde ise euro TL güne yatay TL lehine diyebileceğimiz başlangıçlar yapmış durumda borsa açılışı itibariyle. Şu anda puan bazlı olarak endekse en büyük katkı ve baskıyı veren hisselere döndüğümüzde katkı tarafında BİM, Yapı Kredi, İş Bankası C hissesi, Enka İnşaat ve Koç Holding'i görüyoruz. Enka'yı biraz sonra detaylıca konuşacağız. Puan bazlı baskılarda Eril Demirçelik'ten sonra Fitch tarafından zannediyorum olumsuz haber akışıyla Petkim hissesi yer aldı. Karsan, Eczacıbaşı İlaç ve Reader Teknoloji puan bazı en büyük baskılarda ilk 5'in içerisindeler. Az önce sen de aktardın. Eczacıbaşı İlaç'tan, Karsan'dan yine dün rakamlar geldi. Yüzdesel bazda en çok artan ise Batı Çim %2,35 ile hemen arkasında Enka İnşaat, Oyak Çimento, Yio Teknoloji, Borusan Birleşik var. Yüzdesel olarak güne en negatif başlangıcı yapanlarda %5,8 ile Karsan var. Arkasında %5,31 ile Eczacıbaşı İlaç var. Reader Teknoloji, Kales Seramik ve Papillon Savunma ile beraber ilk 5 tamamlandı. Şimdi haber akışının etkilediği hisselere geçeceğiz ama çok kısaca Burcu, Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksini de son dakikalarıyla ekranımıza yansıdığı için hemen şöylece bir aktarmaya çalışayım. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında bir önceki aya kıyaslandığında %4,09 oranında artarak 66,54 değerini aldığını görüyoruz. Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin kişisel mevcut durum algısında ve gelecek 12 aya ilişkin beklentilerinde yukarı yönlü bir eğilim izlenirken geleceğe ilişkin beklentiler tarafında ise gerileme devam ediyor. Tüketici güveni birkaç aylık düşüşün ardından Ağustos ayında özellikle ayın ortalarından itibaren hafif bir şekilde toparlanarak yatay bir seyir izlemeye başladı. Eylül ayının ikinci yarısında bu eğilimin hızlandığını endekste görebiliyoruz. Tüketim eğilimindeki artış yukarı yönlü hareketin temel nedeni olarak bu arada görülüyor. Ekonomideki yavaşlama ise 12 aylık beklentileri geriletmeye devam eden ana faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya kıyasla %2,35 azaldı. 64,70 değerini aldı. Diğer taraftan iç talep açısından takip ettiğimiz gösterge içinde bulunduğumuz dönemde dayanıklı tüketim malları, otomobil, konut alımı için uygun görür müsünüz denince karşımıza çıkan Bloomberg HT Tüketim Eğilim Endeksi de %7,18 artışla 64,97 oldu. Mevcut nominal ve reel faiz oranlarına göre hane halkı enflasyon beklentilerindeki yükseklik ve döviz kurlarındaki yatay seyir son 2 aydır tüketim eğilimini tekrar artırmaya başlamış görülüyor notunu da düşelim. Birazdan tabii ISO'dan gelecek. İmalat PMI rakamı da önemli. En son daralma aldık. Bakalım hala 50'nin altında mıyız onu da göreceğiz. Ama öncesinde hem tüketici güvenini verdik. Bilemiyorum buna ilişkin notların vardı ama var mı ama yoksa bile zaten Enka İnşaatı ve Karsan'ı herhalde detaylıca bir konuşmamız lazım. Şimdi tüketici güveni biraz artmış ama tüketim eğilimi de artmış gibi gözüküyor. Aslında bu böyle bir çelişki mi diye baktığımız zaman belki Türkiye'nin şu andaki yapısından ve belki ertelenmiş bir miktar talepten de söz etmek mümkün Zeynep. Herhalde muhtemelen talepte bekletilmiş bir talep ve faizlerin düşmeyeceği, bundan sonra yatay kalacağı, senin dediğin gibi döviz kurulacağı
kurlarının da bu şekilde gideceği beklentisiyle artık düşmüyor. En azından beklenilen talebi bir miktar daha işte dayanıklı tüketim tarafında veya otomotiv tarafında arttığını görmek mümkün. Tüketiciye olan güvenin eğiliminin artmasını da biraz enflasyon beklentilerinin çıpalanmasıyla herhalde açıklamak lazım diye düşünüyorum. Hane halkının enflasyon beklentileri biraz daha ileriye yönelik zamanlarda bu OVP sonrası veya 2025 beklentilerinde düşmesiyle beraber ekonomiye olan güvenin de arttığını gösteriyor ama tüketim eğiliminin artıyor tarafının olması biraz aslında endişe verici mi diye bana da soru işaretleri uyandırıyor bir taraftan. Ama bunu belki mevsimsellik, belki biraz da dediğim gibi yaz aylarının o faizlerin yüksek olmasından dolayı ertelenmiş talep olarak belki bakmakta gerekir diye düşünüyorum. Gidelim Enka tarafına o zaman. Enka tarafında olumlu bir bilanço var. %59 yükselme potansiyeli iş yatırımında tekrar takip listesine tekrar ekleme demişler. Şimdi burada büyüme inşası ivmeleniyor. Bir kere ana başlık bu. Şu andaki mevcut piyasa değerinin %63'üne denk gelen 5 milyar dolarlık güçlü net nakit pozisyonu. Bu kısmı zaten oldukça önemli ve defansif bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Hem buradaki net nakit pozisyonu hem de bundan sonraki çeyreklerde faiz indirimlerinin olacağı beklentisiyle birlikte değer kazanması beklenen tahvil portföyü oldukça dikkat çekici. Burada net pozitif net kar inmesiyle birlikte bir diğer önemli husus bakiye sipariş büyüklüğünde son dönemde yaşanan artışla birlikte orta vadede döviz bazlı istikrarlı bir gelir sağlayacak olması. Şimdi buradaki bakiye sipariş büyüklüğünü söyleyecek olursak, biraz daha açacak olursak rekor tarihi seviye diyebiliriz. İnşaat segmentinin bakiye sipariş büyüklüğü Türkiye ve Libya'daki iki sözleşmeyle birlikte ikinci çeyrekte 6 milyar dolara kadar yükselmişti. Ve buradaki faaliyetlerin yine orta vadede artan enerji ve altyapı ihtiyacı ile birlikte yine canlı kalması bekleniyor. Özellikle uluslararası oyuncularla, stratejik ortaklıklarla birlikte de desteklenmesi bekleniyor. Dolayısıyla buradaki marjlarda hafif bir normalleşme ile birlikte istikrar şekilde büyümeye inancımız tam demişler. Ve tabii yabancı devlet tahvil portföyü 2025 yılı boyunca da şirketin bilançosunu desteklemeye devam edecek. Yatırım fonlarından oluşan 4 milyar dolar tutarında önemli bir portföye sahip ve ABD tahvillerine de yüklü şekilde yatırım yapmış. Faiz oranlarının bundan sonraki dönemde düşmeye başlaması ile birlikte buradaki değer artışının desteklenmesi kaçınılmaz olacak. Tabii ki riskler de yok değil. Buradaki zayıf yeni sözleşmeler edinimi, Türk lirasındaki daha az öngörülen değer kaybı, TL'nin değerli olması burada bir unsur. Beklentilerin altında kalan elektrik fiyatları ve yine enerji santrallerinin yeni devreye alınacak santrallerin açık inşasında olası gecikmeler aşağı yönlü riskleri başlıca riskleri olduğunu söyleyebiliriz. Elektrik fiyatlarının da güçlü seyretmesi buradaki yine bir de ayrıca faaliyet gösterilen ülkelerdeki siyasi gerginlikler potansiyel riskler olarak karşımıza çıkıyor ama Enka gerçekten defansif yapısıyla özellikle dünya çapında yüksek kontratlı işleriyle birlikte dikkat çekici bir firma. Yeni buradaki enerji santralleri enerji segmentindeki gidişatı düzeltebileceğini düşünüyorlar. Şimdi burada ikinci yarı yıl itibariyle daha yüksek elektrik üretim seviyeleri de görmeyi bekliyoruz demişler. Bir de gayrimenkul segmenti istikrar şekilde nakit akışı yaratmaya devam ediyor. Özellikle bu dönemde bu yüksek faiz ortamının nakit akışı güçlü seyretmesi oldukça önemli. Bir de ticaret segmentindeki marjların da normalleşmesini bekliyoruz demişler. Dolayısıyla defansif sektörde güçlü alt potansiyeliyle birlikte dikkat çeken bir şirket olduğunu söyleyebiliriz Zeynep. Şimdi Enka İnşaat tarafında terminalde de 7 kurumdan al, 2 kurumdan tut tavsiyesi olduğunu belirtelim. Burada da getiri potansiyeli %22,9 ama pek çok tahmin tabii güncellenmeye muhtaç olabilir. Bu esnada Türkiye'de imalat PMI seviyesi açıklandı. 44,3 değerini aldı Eylül ayı için gelen seviye. Hemen şöyle ekrana da getirmeye çalışalım bültendeki grafiği. Belki bu daha açıklayıcı olabilir. Tarihsel bakış grafiği şöyle ekranımıza geldi. Yeni siparişlerde Mayıs 2020'den bu yana en keskin yavaşlama kaydedildi diyor Eylül ayına ilişkin İSO'nun hazırladığı imalat PMI raporu. Üretim ve istihdamda daralma hız kazandı. Girdi maliyetlerindeki belirgin artışta devam ediyor. Dolayısıyla ortaya olumsuz bir tablo geldi. Ağustos'ta 47,8 olan manşet PMI Eylül ayında böylelikle sektörde sert bir yavaşlamaya işaret edecek şekilde 44,3'e geriledi ve söz konusu yavaşlama Mayıs 2020'den bu yana gördüğümüz en belirgin düzeyde gerçekleşiyor. Faaliyet koşullarındaki bozulma eğilimi 6. aya böylelikle ulaşmış durumda. Notunu da düşmüşler yine. Haberin içerisinde, bültenin içerisinde hemen şöyle S&P Global'den de yine ekonomi direktörü Andrew Harker'ın bir görüşü var. Diyor ki sektördeki yavaşlamanın 3. çeyrek sonları itibariyle derinleştiğine işaret eden PMI verileri
Türk imalatçıları için endişe verici bir tablo çizdi. Birçok firma talepteki zayıflık, yeni sipariş alma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretim, istihdam ve satın alma faaliyetlerinin azaldığını bildirdi. Enflasyonist baskıların geçtiğimiz dönemdeki kadar şiddetli olmamasına rağmen fiyatlarda halen belirgin düzeylerde seyreden artışlar talep ortamının iyileşmesi açısından destekleyici olmuyor dedi. Bunun da yine belki altını çizmekte fayda var. PMI verisi de böyle. Şimdi Enka'yı konuştuk. İstersen borsa ile ilgili bir görüş de yine aktararak biz devam edelim. Çünkü daha sonrasında farklı şirket haberlerimiz de var. Onları da tabii sığdırmaya çalışacağız mümkün mertebe. Borsanın mevcut durumunda 2025'in ilk çeyreğinden itibaren acaba hangi seviyeleri beklemek gerekir? Ak Portföy CIO'su Emrah Ayrancı yayında sorularımızı yanıtladı. İlk 6 ay oldukça olumluydu bizdeki seyir. Senin de bahsettiğin gibi 2023 yılı da oldukça iyi geçti. Yani yaklaşık 1,5 sentten 3 sente kadar diyelim çok önemli bir hareket oldu. Onun bir konsolidasyon, hazmedilmesi döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Bir tabii ki yaz ayları bu anlamda bir miktar sakin geçti. Bir bant içinde 11.200'lerden bugün işte 9.700 seviyelerindeyiz. Bir geri çekilme yaşandı. Tabii ki şu da var. Yani ikinci çeyrekte şirket bilançoları da beklenen kadar iyi gelmedi. Bazı sektörler özellikle hayal kırıklığı yarattı. Sanayide az önce de konuşuyoruz. Sanayi sektörü, otomotivden bahsediyorsun mesela Avrupa'daki otomotiv şirketleri. Burada da benzer durumlar oldu. Birçok sektörde ikinci çeyrek bilançoları beklentilerin altında kaldı. Şu anda içinde de bulunduğumuz çeyrek için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Burada da yine riskler var. Ancak Türkiye'nin genel anlamıyla hani bir re-rating denen Türkiye'nin çarpanlarının yükselmesi. Çünkü Türk hisseleri ucuz. Çarpan bazında diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda ucuz. Şu anda Türkiye'nin büyük oranda dezenflasyonist süreçte elde ettiği kazanımlar ve makro istikrar ve not arttırım süreciyle hem de bu Türk lirasındaki değerlenme süreci, Türk lirasının istikrarlı seyri, bütün bunları yan yana koyduğumuzda 2025 yılında, hatta bu 2024 yılının son çeyreğinden başlayarak biz yukarı yönlü bir hareketin oluşacağını düşünüyoruz. Tekrar yeni zirvelere doğru ve bazı aracı kurumlar tarafından da belirlenen hedef değerler olan 13-14 bin seviyelerine doğru bir hareketin yaşanacağını düşünüyoruz. Yurt içi hisse senetleriyle ilgili görüşümüz olumlu. Devam ediyoruz. Şimdi en çok yükselenlerde Yiva Teknoloji var. %4.27 artısı var. En çok düşenlerde de ikinci sırada Reader Teknoloji var. %5. Onlardan detayları da verelim istersen. Yiva Tech'te şimdi 41 milyon TL net dönem karı var. 2023'ün altında gerçekleşmiş. Fakat ikinci çeyrekte satış gelirlerini ikinci çeyrek 2023'e göre %90 oranında arttırmayı başarmış. Brüt karı %213 oranında artışa işaret ediyor. Brüt kar marjında 13 puanlık artış var. Yine FAVÖK marjında 14.3 puanlık artış olduğunu takip ediyoruz. Finansman giderlerinin daha sınırlı olduğunu görüyoruz ama şirketin asıl olarak finansalların iyi gelmesinin sebebi şirketin satış gelirlerini artırmayı başarması. İşte az önce okuduğum bilançolarda satış gelirleri yatay kaldığı zaman, finansman giderleri yüksek olduğu zaman zararı geçen bilanço görüyorduk. Burada ise satış gelirlerinin arttığını ve şirket işte nakit akışında kontrol ederek şirketi yine 2023'ün altında olsa bile kârı geçiren bilanço olduğunu takip ediyoruz. Bu dönemde özellikle sıkılaşma döneminde 2024 yılında şu bilanço yönetimi, nakit akış yönetimi şirketler için en önemli konu olmaya başladı. Mesela Reader'da da teknolojide de ki ikisi de hani ayrı şekilde teknoloji şirketi olarak düşünürsek burada da net zarar olduğunu görüyoruz. 369 milyon TL. Yine FAVÖK marjında azalışlar olduğunu takip ediyoruz. Hem FAVÖK hem brüt kâr marjında. Dolayısıyla teknoloji şirketlerinde de özellikle finansallar yönetimi büyüyen şirketlerde oldukça önemli oldu diyebiliriz Zeynep. Ve dönüyoruz buradan piyasaya. Halen Yiva Teknoloji %10 en çok artan tarafta, en çok düşende de Karsan bir numarayı oluşturuyor. Onu da ifade edelim. Piyasa masasını böylece bugün de noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.